normal koşullarda annede ya da bebekte bir sorun yoksa bütün annelerin, anne adaylarının normal doğum için teşvik edilmesi gerekir. Ancak gerekli hallerde sezaryen de güvenle yapılabilen bir doğum şeklidir. Hangi hallerde sezaryen bizler tercih ediyoruz? Bunu 3 ana grupta değerlendirebiliriz. Bunlardan birisi anneye ait nedenler, diğer doğum kanalına ait nedenler, bir de bebeğe ait nedenler olarak 3 ana grupta değerlendirilebilir. Eğer annede bir hastalık varsa, gebelik zehirlenmesi varsa, düzenlenemeyen şeker hastalığı varsa ya da bir kanama rahatsızlığı varsa, bu durumlarda ya da doğum kanalını işgal eden kitleler varsa, miyomlar varsa ya da varisler varsa bu durumlarda normal doğum yerine sezaryen doğum tercih edebiliyoruz. Bunun dışında çatı darlığı varsa ya da annede cinsel yolla bulaşan bir hastalık varsa, HPV virüsü varsa, bu doğumda bebeğe geçebilecekse bu durumlarda da sezaryen tercih edilebilir. Son olarak da bebekle ilgili durumlar. Eğer bebek kanala girmiyorsa, pozisyonu uygun değilse, bebek 4000 gramın üzerinde ise ve bunun dışında bebekte bir sıkıntı, stres varsa, bebeğin kalp atımlarında yavaşlama varsa bebeği ve anneyi kurtarmak için sezaryen doğum tercih edilmelidir.